Selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir tablet açılışı yapacağız. Kutu açılımı yapacağız yani tabletimizin. Yeni aldığım Lenovo tabletimin kutu açılışını yapacağız. Tabletim bu şekilde. Arkasında böyle göstereyim. Kutumuzu hiç açmadım daha. Sizlerle beraber açacağız. Az daha düşürüyorduk. Tab M7 Lenovo'nun. Özelliklerini, detaylarını arkasına mı yazdılar? Buradan bakalım. Premium Metal Desink diyor. Android zaten. Display yazıyor normal. Android 9P diyor. Özellik olarak da. Sertifikasını göndermiş. Detaylarını yazmış. 1 GB hafıza, pardon RAM'i 16 GB hafızası var. Lenovo Tab M7 diye geçiyor ismi. Onu şeffafını buraya koyalım. Kutumuzu nereden açalım? Ona bir bakalım. Kutumuzu şuradan açabiliriz sanırım. Kutuya da zarar vermeyecek şekilde açmam lazım. İster istemez kutusu lazım oluyor. Aynen, naylonu zaten bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Naylonu böyle bir bıçak yardımıyla yırtıp çıkartabilirsiniz. Atalım. Buradan da geri alırız. Bir alt tarafında bir üst tarafında şeffaf bir inceden bant yapıştırmışlar. Bandımızı buradan yine bıçak yardımıyla hemen şuradan şöyle keseceğiz. Ama sanki bu içine girmeli gibi duruyor da buradan kestim. İçten girip gelmedi herhalde. Bıçağımızı buraya koyalım. Kutumuz şöyle çıkacak sanırım. Yani böyle gelecek. Ters mi oldu açılışı? Ters oldu biraz. Şöyle göstereyim yine de. Bu şekilde kutusu zaten. Kutudan böyle alıyoruz. Tersi düzü böyle zaten. Arkadaki bant da çıkmış oldu. Çok da büyük bir tablet değil arkadaşlar. İşimizi görebilecek şekilde. Küçük, ince, zarif bir tablet. Şuradan kutusundan bunu bir çıkartalım. Elime gelmeden şöyle alayım. Tablet biraz ağır. Hafif değil yani. Bir tık ağır. Şuradan çekiyorum. Naylonundan gelirse hayırlısıyla. Ooo şeffaf kabıyla beraber göndermişler ha. Vallahi buradan Lenovo'ya teşekkür etmek lazım. Kabını da şöyle göstereyim de. Tabletimiz böyle. Şeffaf plastik. Gördüğünüz gibi kabıyla birlikte geldi. Tabletimizin şekli bu şekilde. Arkada böyle. Arka kameramız, ön kameramız. Burada kulaklık girişimiz var. Normal ismini buraya yazmışlar zaten. Metalimsi siyah değil de kahverengi gibi diyelim biraz. Tam siyah değil çünkü. Açılış düğmesi burası. Ses açıp kapama yeri burası. Burada da hafıza kartı girişi. Şöyle bir açılışını yapalım. Düğmesine bastım. Açılışını bu şekilde yapıyoruz. Şöyle koysam. Aynen böyle açılır zaten. Gerçi şeffaf kabı vardı ya. Dur. Kılıfına geri takalım bunu. Kılıfıyla falan göndermeler de büyük zariflik yani. Girmedi herhalde. Şuralarını oturtalım. Çıt çıtlar var. Tabletimizin açılışı bu şekilde. Merhaba diyor zaten. Başlat seçeneğine dokunacağız. Tabletimiz açılacak. Normalce neler göndermişler. Ekran forması göndermişler arkadaşlar.
Bunu kabul et diyelim. Bunu atla diyelim, evet diyelim. Tablo sağ bağlantısını soruyor. Tarih ve saate ileri diyelim. Buna diğeri diye kabul edelim. Ekran kilidi şimdi değil. Yine de atla. Kilit değişimiz yok çünkü. Kutusunu daha tamamlamayı açmadım. Kutuya devam edeceğim. Tabletimiz biraz hızlı açılıyor. Şeffaf kabı çok hoşuma gitti yalnız ya. Bu şekilde çevresini güzel çerçevelemiş yani. Ayrıca da burada cam ekran göndermişler. Ekran koruyucu. Bu da bayağı güzel bir incelik yani. Buradan baktığımız zaman. Yüz tanıma diyor. Atlayalım bunu da. Yüz tanıma da varmış bunda bak. Bu yönden iyi. Lenovo kimliği. Kaydolma durum açın. Hayır atlayalım. Onayla ve devam et diyelim. İleri diyelim. Tabletimiz şu an açılıyor. Evet. Şu an ana ekran geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan kısa yollarımıza bakalım. Normal kısa yollarımız var. Gmail, YouTube gibi. Bu noktalarda galeri, takvim, Play Store, Chrome, fotoğraf makinesi. Şu şekilde mi yapıyoruz burada? Öge yok diyor. Heh, bu noktada çıktı zaten. Zaten bu kadar malzeme var, bu kadar malzeme var. 8-10 tane uygulama var yani. Harici bir uygulamamız yok. Sağa sola gönderiyorum, dönmüyor. Başka bir uygulama olmadığı için şöyle kapatayım. Şöyle tekrar açalım. Bu şekilde hızlı açılıyor. Fotoğraf makinesini, ama kamerasını merak ettim. Ben kamerasını açalım bir de. Bunun kamerası güzel. Kamerası bu şekilde. Şöyle yapalım. Kamerası güzel. Kamerasını beğendim. Şöyle kamerayı, ön kamerayı çevireyim. Ön kameradan kendime bir bakayım. Aynen, ön kamerası da fena değil ya. Çok da iyi değil ama çok da kötü değil yani. Bizim işimizi görecek düzeyde bir tablet. Açılışı kapanışında bir anormallik yok. Şurada ses açma, kapama düğmemiz var. Şuradan sesini yükseltip titreşimi alıp sessize alabiliyoruz. Buradan alarm sesi, bildirim sesi, medya seslerini zaten görüyorsunuz. Şuradan kapanıyor. Buraya niye girdi bu? Ha, şuradan basılı tutunca kapanıyormuş. Aynen, buradan ana ekrana dönüyor ortadan. Buradan da normal uygulamalara giriyor zaten. Şuradan bir normal YouTube'a basalım. İleri diyelim. Türkçe'yi seçelim. Önemli diller. Google hesabı gerekmektedir diyor. Bu şekilde çıkış yapıyor zaten. Ha, uygulamalar arasında şu şekilde geçiş yapılabiliyor. Şöyle geçiliyor arkadaşlar. Bak şuraya basılı tutup yürütüyorum mesela. Şunları aynen buradan basılı tuttuğum zaman bu şekilde yürütebiliyorum. Geri tuşu da böyle çalışıyor. Ama bayağı güzel göndermişler yani. Şöyle baktığımız zaman Lenovo işin açığı hakkını vermiş. Halka şeffaf kabını göndermişler. Ön cam için kılıfını göndermişler.
Jumper'ını takabilmemiz için normal ufak inceden bir bezini göndermişler. Kenarlıklarına hani böyle sağa sola şişme yapmasın diye normal ufak bir parça aparat göndermişler. Bayağı güzel şeyler yapmışlar yani. Evet, bu tablet açılışımız da burada son buluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.